Her şey tamam. Alışabildiniz mi yeni eve? İşte alıştık sayılır. Merve çok mutlu. Peki sen ana kuzusu? Ne ilgisi var abicim ya? İlk defa annemden ayrı kalıyorum. Koydu tabii biraz. Sen şimdi geceleri de gizli gizli ağlıyorsundur annemi isterim diye. Öyle deme Hakan. Sadece benim için değil, annem için de çok zor bir durum bu. Dip dibe oturuyorsunuz, zaten sık sık görüşürsünüz. Büyütmeyin bu kadar. Ölene kadar annenle oturmayacaktın herhalde. Öyle de, ya ne bileyim. Merve ile bu evcilik oyununa alışmam biraz zaman alacak galiba. Volkan sen deli misin? Ne oyunu, düpedüz evlisiniz siz. Öyleyiz değil mi? Ne alem adamsın oğlum ya, hiç büyümeyeceksin sen. İnanabiliyor musun Simge? Taşınalı neredeyse bir hafta oldu ama daha bir gece bile baş başa kalamadık ya. Bir gece annesi bir bahane buluyor. Öteki gecede Volkan bize gel. Her gecenin sonu da hep aynı. Geç oldu sen kal istersen. Ayrı eve çıktık ama değişen hiçbir şey yok. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ama sonunda dayanamadım, patladım. Hafta sonunu yalnız geçirmek istiyorum dedim. Nasıl olduysa annesi de bizi yalnız bıraktı. Bütün günü birlikte geçirdik. Ay yatağa kahvaltı getirdi biliyor musun? Ay canım kocacığım ya ne istesem yapıyor. Bütün hafta sonu gezdik. Önce beni sinemaya götürdü. Oradan da yemeğe gittik. Bak evliliğimizin 7. haftası diye bana ne almış. Aman be iyi ki evlendin. Bıktım artık senin mutluluk hikayelerini dinlemekten anlıyor musun? İyi misin sen? Bıktım artık anlıyor musun? Bıktım yoruldum. Çok bunalıyorum çok. Hakan'ın kararsızlığından, Özge'nin mızmızlığından, şu şapşal ananın varlığından hepsinden sıkıldım. Bir de sen nispet yaparcasına sürekli mutlu evliliğinden söz edince deliriyorum. Anlıyor musun? Deliriyorum. Hiç kimse bana sen nasılsın, ne yapıyorsun diye sormuyor. Benim mutluluğuma sevinmen gerekirken sinir olduğunu söylüyorsun. Bugüne kadar tersliklerin laf sokmalarını anlamaya çalıştım. Ama yetti artık. Bak kendine gel bozuşacağız ha. Tabii. Bozuşmamak için hep alttan alan ben olmak zorundayım değil mi? Ne de olsa sen artık patron karısı oldun. Yetti artık. Burama kadar geldi. Anlıyor musun? Resmen bana deli muamelesi yaptılar. İnanamıyorum ya. Simgeciğim doğruyu söylemek gerekirse bugünlerde gerçekten çok gerginsin. Ay belki de yardım alman gerekiyordur. Ne demek istiyorsun? Ben deli miyim yani? Psikiyatrise gitmek deli anlamına gelmez Simgeciğim. Hem günümüzde herkes gidiyor zaten. Ay şekerim benim ne işim var psikiyatrda? Benim derdim belli. Hakan'ın bana karşı ilgisizliği. Bir de şu salak nananın varlığı tabii. Ya kızcağızın sana ne zararı var anlamadım gitti yani. Ay Merve nasıl anlamazsın yani? O olduğu sürece Hakan'ın bana ihtiyacı olmayacak. Çocukları, evi, makbuşu, Hakan'ı herkesi kontrolü altına aldı. Ne yapıp edip benim nanadan kurtulmam lazım. Simge gel inat etme benim doktorun numarasını vereyim sana. Senin doktorun mu? Evet yani Volkan'la aramız bozukken gitmiştim. Of yeter Merve kapat artık şu konuyu. Doktora falan gitmeyeceğim anladın mı?